Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. İsrail'in Gazze şeridinde gerçekleştirmiş olduğu katliam ve soykırıma, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan ve Fas başta olmak üzere ve Ürdün, bütün ay hemen hemen tüm Arap rejimlerinin sessiz kalmasının, bu coğrafyada yeni bir Arap baharını tetikleyeceğini ifade etmemin üzerinden yaklaşık iki ay geçti. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla adım adım o sonuca doğru gidiyoruz. Niye? Çünkü Arap gençliği, özellikle Ramazan aylarında e, İsrail'in katliamı sürdürmesi ve Müslüman Filistin toplumuna kutsal bir ay içinde nefes alacak bir mevki bırakmaması ve üstelik onlara yetiştirilmeye çalışılan açlığa karşı yardımlara doğrudan doğruya saldırması sonucunda artık çok fazla hareketlenmiş durumda. İlk büyük hareket tabii ki Ürdün'de. Ürdün, Filistin nüfusunun da tıpkı Lübnan gibi çok yoğun yaşadığı bir coğrafya ve Filistin'i, Ürdün yönetimi ne yaparsa yapsın Amman'da veya başka şehirlerde on binlerin Artık her gün İsrail'e karşı sokağa inmesini durduramıyor. Esasında hükümete yakın köşe yazarları ve hükümet ve yönetim bütün bu gösterilerin Filistin bahaneli Müslüman kardeşler öyküsü olduğunu savunarak adeta yapılan gösterileri şeytanlaştırmaya çalışıyorlar. Böyle de bir durum var. Fakat önleyemiyorlar ve özellikle Halit El Meşali yani Katar'da yaşıyor bildiğim kadarıyla eski Politbüro Başkanı Hamas'ı en çok onu eleştiren köşe yazıları ve açıklamalar var. Mesela Ürdün eski Enformasyon Bakanı Semih El Meite diyor ki Hamas bütün Arap başkentlerini isterse her yerde istikrarsızlık doğuracağını gösteriyor. Müslüman kardeşlerle müttefik olarak her şeyi yapabileceğini gösteriyor diyor. Kardeşim sen de o zaman İsrail'e nota ver veya durdur şeyi. Niye Hamas'ı bu kadar suçluyorsun? Nitekim Müslüman kardeşlerle ittifak halindeki İslami Hareket Cephesi bir açıklama yaptı lideri. Diyor ki bu gösteriler bir parti adına yapılmıyor. Ama Ürdün'deki hareketi şeytanlaştırma peşindeler. Çünkü diğer Arap sokaklarını da bu hareket etkiliyor diyor. Eskiden Tunus'ta başlamıştı. Biliyorsunuz 2011'de. Şimdi Ürdün'de kendini gösteriyor hareket ve şu ana kadar 1500 kişi tutuklandı Ürdün'de Filistin'e destek oldukları için. Bir Arap ülkesinde ama durmuyor. Ve güvenlik güçleri de hareketsiz. Mesela bir başka anlamlı olay Kazaplanka Fas yıkıldı ortalık. Fas biliyorsunuz 2020 yılında İsrail ile e, uzlaşma, uyuşma, anlaşması imzalayan İbra Abraham anlaşması imzalayan bir ülke On binler sokağa inmiş. Yasaklı bir İslami parti var orada El Adil ve İhsane diye ona da özgürlük isteyerek normalleşme yalandır. İşgalciler kahrolsun kahrolsun sessiz kalanlar diye yani bir de sessizliğe karşı da büyük bir şey var gerçekten Fas'ta yaşanılıyor olması son derece kritik bir şey çünkü Fas şu ana kadar Mısır'dan da fazla İsrail'e yakın bir kimlik gösteren bir Arap devleti ve orada da müthiş bir ayaklanma görüyoruz ama Mısır mesela göz göre göre Filistin için gösterileri organize ettiğini savundu. 10 fili aktivisti evlerinden topladı geçen gün ve haklarında savcılığın verdiği mütala yalan ve fitne yayma halkı isyana teşvik. Arap rejimi, Arap rejimi diyorum ya işte bunlar böyle. Bunları iyi tanıyın kendi vatandaşları katledilirken kendi yolsuzluklarının, rüşvetçiliklerinin ana zemini olan makamlarının derdine düşenler tayfası. Kralıyla, askeri diktatörüyle, emiriyle ne derseniz deyin. Görülecek gözleri yok. Hoşçakalın.